Muhterem dinleyicilerimiz, Duy Baba Duy Hasan'a olayını sizlere önceki bir ve ikinci kasetlerimizde anlatmıştım. Bu ibret verici olay sizleri etkilemiş olacak ki, Hasan Ağa'nın karısı ile çocuklarının sonunu merak eden siz kardeşlerimizden binlerce mektup, telefon aldım. Bu hususta benden bilgi isteniyordu. Ben de bu arzularınızı yerine getirmek için araştırmam neticesinde küçük oğlunu buldum. Hasan Ağa'nın mezarı başına birlikte giderek küçük oğlu kız kardeşinin başından geçenleri önce bana anlattı, sonra da babasına. Bu olay çok üzücüydü. Şu gerçekleri bilmeliyiz, bilmiyorsak öğrenmeliyiz ki insanoğlu kadın olsun, erkek olsun, Allah'ın emirlerini dinlemeyip de nefsi ile şeytanı dost bilenlerin dünyası perişan, ahireti zindan olur. Ayrıca çok önemli bir hususu da günümüzdeki genç kızlarımıza hatırlatmanın yararlı olacağına inanıyorum. Şöyle ki, gerek artist olma sevdasına kapılanlar, gerekse şöhret olma hayallerinde olanlara diyorum ki, zamanımızda kadın kızlarımızı sanatçı edeceğim diyerek kandırmaya çalışan birçok simsarlar türemiştir. Kesinlikle bu tür insanlara aldanmayın. İşte örneği Hasan Ağa'nın kızı da bu tür simsarların kurbanı olmuştur. Dinleyelim. Kızın neler diyordu yarsan baba, sağ olsaydın o çekerdi hesaba. Duy babam, duy babam, dur. Seni şikayet ediyor Allah, çünkü dinin öğretmedin sen babam. Duy babam, duy babam. Çünkü dinin öğretmedin sen babam, duy babam, duy babam, duy. Oğlun doğru diyor. Bir zat ben de şahidim. Bu yaştan sonra da sana yalan söyleyecek değilim ya Hasan Ağa. Bacım Allah'ın emrini bilseydi, hiçbir zaman yanlış yolu seçmezdi. Duy babam, duy babam, duy. Kolay kolay kötü yola düşmezdi. Servetin helal olsaydı, duy babam, duy babam, duy babam, duy. Servetin helal olsaydı, duy babam, duy babam, duy babam, duy. Bu sözlerinde de haklısın oğlum. Sizlere İslam'ı öğretmiş olsalardı, kesinlikle bu hatalara düşmezdiniz. Çünkü ana baba çocuklarının çobanıdır. Hiç mi duymadın Hasan Ağa? Buna sebep haram kazancın oldu, kendisini batakhanede buldu. Duy babam, duy babam, duy. Neticede tüm servetin yok oldu, böyle servet düşman başına babam. Duy babam, duy babam, duy. Böyle servet düşman başına babam. Duy babam, duy babam.
Servetin altının karan nerede? Oğlanların kızın eşin ne halde? Durmadan yığdığın malın nerede? Mülk kiminmiş anladın mı Hasan'a? Duyabilsen çocukların ne diyor? Servetine parana lanet ediyor. Duy babam, duy babam, duy. Soğan ile ekmek yeseydim diyor. Hizmetçi de olurdum diyor babam. Hizmetçi de olurdum diyor babam, duy babam, duy babam, duy. Bu suçlamaların tümünü Hasan Ağa'ya yüklemeyelim. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen de eşit. Günümüzde binlerce Hasan Ağa, Mehmet Ağa, Ahmet Ağalar var. Ey bu kafaya hizmet edenler, çocuklarınıza helal lokma yedirin. Yedirin ki Hasan Ağa'nın durumuna düşmeyelim. E sen ne dersin Hasan Ağa? Hayırsız servetin olmaz olsaydı, sapık ellerde oyuncak olmazdı. Duy babam, duy babam. Gerçeği anladı, şükür felaketten kurtuldu babam. Duy babam, duy babam, duy. Şükür felaketten kurtuldu babam. Duy babam, duy babam, duy. Geçmiş olsun kızım. Zararın neresinden dönersen kârdır. Allah senin durumuna düşen bütün kızlarımızı da kurtarsın. Hasan Ağa'ya da bu müjdeyi önce ben vermiş oldum. Sen ne ördün Hasan Ağa? Yıllarca hak yolundan ayrı gezdi. Diskotekler, pavyon, barda eğlendi. Duy babam, duy. Rabbim nasip etti yoluna geldi. Şükür felaketten kurtuldu babam. Duy babam, duy babam, duy. Şükür felaketten kurtuldu babam. Duy babam, duy babam, duy. Şu gerçeği iyi bil ki kızım, bir daha hataya düşmemek şartıyla Yüce Allah Müslüman kullarını mutlaka affeder inşallah. Baban Hasan Ağa da ölmeden önce bu gerçekleri anlayabilseydi. E sen ne ördün Hasan Ağa? Haram mı helal mi hiç düşünmedin? Aileni felakete sürükledin. Duy babam, duy babam, duy. Sonun bir top kefenle kabire girdin. Senin halin dünyaya ibret babam. Duy babam, duy babam, duy. Senin halin dünyaya ibret babam. Duy babam, duy babam, duy. Atalar ne güzel söylemişler. İnsan oğlunun gözünü bir avuç toprak örter. Muhammed aleyhisselam da inananlara buyuruyorlar ki,
Komşusu aç iken tok yatan bizden değildi. Bence sadece kendi nefsini düşünenlerden birisi de senmişsin Hasan'a. Eğer Allah ona acımasaydı, ömür boyu seni kinle anardı. Duy babam, duy babam, duy. Ahiretiyle dünyasız azındandı, şükür felaketten kurtuldu. Şükür felaketten kurtuldu babam, duy babam, duy babam, duy. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler kızım. Fakat baban Hasan ağayı neyliyor ki? E sen ne övürüyorsun Hasan'a? Yanlış yolda olan kızlar dinleyin, gerçek hak yoluna sizler de gelin. Ah babam, duy babam, duy. Allah'tan hayır mısını dileyin, benim halim dünyaya ibret babam. Hasan Ağa'nın kızı gibi bataklıklara düşürülen kızlara sesleniyorum. Allah'tan ümit kesmeyin. İşte Hasan Ağa'nın kızı sizlere ibret verici örnektir. E sen ne uğurdun Hasan Ağa? Anamızdan haber alamıyoruz. Gece gündüz hep onu arıyoruz. Babam, duy. Çok yakında mutlak onu da buluruz. Yakında haber veririm. Duy babam, duy babam, duy babam, duy. Yakında haber veririm. Duy babam, duy babam. Duy babam, duy. Hasan Ağa, karını merak ediyorsan ondan bir haber alamadık. Onu tanıyanlardan öğrendiğimize göre karın alkolik olmuş, gece gündüz de içiyormuş. Ayrıca şarap parası bulamadığı zaman da cami önlerinde dilenirmiş. Onu mutlaka bulup önce sana, sonra da dinleyicilerimize haber vereceğiz. Karını düşünme, kendini düşün Hasan Ağa. Devamı 4. kasette. Bu olayı bütün insanlık duysun. Yanlışı bırakıp gerçeğe uysun. Duy babam, duy babam, duy. Ali Ercan'dan Allah razı olsun. Bize gerçeği buldurdu. Duy babam, sen babam, duy babam, duy. Bize gerçeği buldurdu. Duy babam, sen babam, duy.